Yarım gitti ormana, ormanlar karışacak. YouTube ahalisi, selamun aleyküm. İmdi bu videomuzda 2012 yılı üretimi olan Packard Bell'in bu model laptopunun ihtiyaç durumunda nasıl sökülüp takıldığını anlatacağım bir içerik olacaktır. Öncelikli olarak hard disk, M.2, RAM, Wi-Fi donanımlarına ulaşmak için sadece bu vidaları çıkarıp kapağı açmak yeterli olacaktır. Böylece bu parçalar üzerinde oluşabilecek arızaların tespitinde veya değişiklikler yapmak istediğimizde kolayca erişebiliriz. Tornavidamızın ucu ile bu turuncu çentiği yana kaydırarak bataryamızı çıkarıp sökme işlemine başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bahsetmiş olduğumuz parçalarımız bunlar. Gerekli olduğu durumlarda bu donanımları bu şekilde yerinden çıkartıp oynama yapabilirsiniz. Wi-Fi'ye ben dokunmadım ama sizler ihtiyaç durumunda vidayı çevirip anteni aldıktan sonra soketinden hafifçe çekip alabilirsiniz. Laptopumuzun anakartına ulaşmak istiyorsak şayet alt kasayı üst kasadan ayıran buradaki ve bataryamızın altında bulunan vidaları da çıkarmalıyız. Sonrasında internetten edineceğimiz bu ince plastik aparatları ile klavyemizin kenarlarına yavaşça yerleştirip hafifçe çekerek tırnaklarını kasadan ayırıyoruz. Aman dikkat! Ayırdıktan sonra klavyeyi hemen çekip almayın. Anakarta bağlantı kablosunu koparabilirsiniz. Soket tırnağını yukarı kaldırarak çekip çıkarabilirsiniz. Ardından üst kasaya entegre olan dokunmatik yüzey, güç düğmesi ve hoparlörü anakarta bağlayan flex kablolarını soketinden ayırıyoruz. Bir de arkadaşlar, şuracıkta üst kasaya alt kasaya bağlayan çevirip çıkarması beni zorlayan metal conta bulunmaktaydı. Laptopu ben öncesinde söktüğüm için burada gösteremiyorum. Şayet size de zorluk çıkarırsa ucu ince düz bir tornavidayla contanın etrafından hafifçe yukarı kastırıp penseyle çevirip aldığınızda üst kasayı alt kasadan ayırabilirsiniz. Evet, anakartımızın alt kısmına ulaştık. Tamamıyla yerini söküp almak için son birkaç işlem daha var. Şimdilerde nostalji olmuş emektar teknoloji olan DVD writer'ı kenarından çekip SATA bağlantı yerinden ayırıyor. Hemen peşinden mikrofon girişi, ses çıkışı ve USB 2.0'ı anakarta bağlayan flex kablosunu diğer flexleri çıkardığımız gibi tırnağını yukarı kaldırarak soketinden çekip alıyoruz. Ardından anakartımızı alt kasaya sabitleyen bu vidaları da çıkarıyoruz. Sonrasında hafifçe yukarı kaldırarak solda bulunan USB, VGA, HDMI, Ethernet portlarını alt kasa yuvalarının çıkıntılarından sağa doğru çekip alıyor ve yavaşça yukarıya doğru kaldırarak ekrana yaslıyoruz. Son olarak burada bulunan Wi-Fi antenini, şarj soketi ve ekran bağlantı kablolarını yerinden çıkarıp anakartı kasadan tamamıyla ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, sonunda sonuca ulaştık. Ben bu bilgisayarı açmaya çalıştığımda bu hatayı verdiğinden ve BIOS menüsüne girip boot ayarlarına ulaşmaya çalışınca yine aynı problemi gösterdiğinden dolayı BIOS pilini çıkarıp sıfırlamak için söktüm ve sorunu çözdüm. Sizler de gerek merak,
gerek herhangi bir arıza tespiti, çözümü ya da temizlik için aşamaları takip ederek makineyi sökebilirsiniz. Şimdi ise bu ana kadar yaptığımız tüm işlemleri tersine çevirerek toparlayacağız. Ekrana iyice odaklanıp beni takip ederek laptopumuzu toplamaya başlayalım. Konsantre olun çünkü artık susuyorum. Yormayın, tuhaltmayın beni de. Laptopumuzu dağıttığımız, sonrasında bir araya getirdiğimiz video içeriğimiz bu kadar. Umarım buralarda birilerine yardımımız dokunmuştur. Eski laptoptır, bu saatten sonra kime ne faydası olacaktır deyip burada muamelesi yapmayın. Evet, yaklaşık 12 yıllık bir makinedir ama ev, ofis, iş için hala iş görebilecek potansiyeli vardır. Eyvallah. Koyun suyu barına,